Beklenmedik yerlerde güldüğün için de çok eğleniyorsun. Çünkü o beklediğin yere güldüğün zaman zaten bildiğin bir şey. Yani ben de yazardım diyorsun, ben de olurdu, bana da olurdu diyorsun. Bunda o çok bir ters köşesi var işin. İlginç bir şey yaşadık sette, yani şey genel olarak yaşadık. Şaka yapamamaya başladık. Yani mesela o kadar hani gerçek durumlar üzerinden ilerlediği için film mesela böyle esprili sahnelerde mesela bayağı böyle Ali gelip beyler hani çok kötü ne yapalım yemek arası verelim falan dedi. Atmak zorunda falan kaldığımız yerler oldu. O kadar yani kendi gerçekliği oldu ki. Kelime şakası, oyun böyle espri olan film sahneler filme giremedi. Eski ezberlere uymuyor. Evet, film attı eski onları kendiliğinden. Eski ezbere uyan bir komik. Güzel bir, o açıdan ilginçti yani. O yüzden mesela gönül rahatlığıyla davet edebiliyorsun arkadaşlarını falan. Bizim için de bir sınavdı o açıdan. Filmi Ali'nin bir şeyi var, gazetede okudum, nerede okudum, bir röportajda 2000 liraya çektik diye. Evet, doğru bu arada. Evet. çok acayip bir şey ama. Onu şey, detaylarını da verdi. Verdim detayları. Ahmet abi 300 lira verdik, gerisi de 150-200. Ama ya 1 milyon dolara, 2 milyon dolara, 3 milyon dolara falan çekilen filmler var. Yani 2000 liraya film çekmek... Hayır canım. Ne kadar aldın filmden mi? 300. 300 lira. TL. Arkadaşlar da 150-200. Biz 150'şer aldık. Gerçekten bu paraları aldım. Yani bu hani şey mi? Hani fatura kesmek zorunda olduğunuz için aldığınız paralar mı yani? Vallahi benimki biraz daha fazla olabilir belki, şey yapmayayım. Bunlar konuşuluyor mu artık ya? Ne bileyim çok yani. Şey ben şey. De bilmediğim konular olduğu için girdim ama çıkamaya da bilirim yani. Şey falan yok muydu? Abi, karavan maravan yok muydu? Abi canım, her şeyimiz vardı canım. Her şeyimiz var. O bir defa ciddi canım, aksiyon yani sahnesi çektiğimiz için zaten çok ucuza mal olamaz yani. Evet. Orada şaka lazım yaptı Ali. Çünkü biz tam böyle işte film anlatmaya çalışıyoruz. Kaç lira tuttu falan diye soruyorlar yandan. Çünkü o konu gündeme olan şeyler ya. Evet. Biz Ali'de 2000 liraya çektik falan diye şaka yaptı. Ya benim çıtçıtlarım 2000 liraydı ya. Beni konuşturmayın. Filmdeki. Aa, bu çocuğun çıt benim çıtçıtlarım 2 bin liraydı sadece. Ne demin? Benim çıtçıt var filmde, ona 2 bin liraydı. Sen yine mi öyle evet değil ben mi? Yine çıtçıtla çıt oynadım. Evet. Sen bir ara bir şey ol, bir şey çok güzeldin, bir iyice bir güzelleştin evet, sen. Evet evet. Bu öyle bir şeyler yazıldı çizildi doğru mu? Hangisi? Ne abi sorsana. İşte bir hani bir şey. Ha yok yok, yok. O günü yok yok. Estetik yaptırmadım yaptıracağım. Aradığımız konuk. Öyle gel. Ya yaptır. Hayır, estetik var bende ama hani o gün yaptırmamıştım. Ha o gün yaptırmamıştım. Cilt bakımı yaptırdım abi. Aman onu kızarıktı, hepimiz yüzüm çekmeyin dedim. Aa dediler estetik yaptı. Yaptıracak ona mısın gerçekten estetik? Yaptıracağım. Ne karar ver. Ya, maşallah. Yaptırınca zaten görürsün. Abi mandalinacıdan kalma iki tane en son yavaş düştü yavaş aşağıya. Yaptırma estetik mesetik ya. Niye canım herkes yaptırıyor. Herkes de güzelsin gibi. Daha ne? Yaptırsın mı estetik? Yok artık öyle ya şey. Ya bana güvenin. Sen deli misin? Bir şey var yaptırıcı. Alper Cool desem belki bir ihtiyaç var ama. yani. Yani pahalı bir maliyet olur. Yani. Yeni kafa yaptır. Düşünüyor musun? Nereden başlayacağım? Senin ama nereden başlayacağın çok belli. yani. O düşünmene olmuyor hiç gerek sen yok yani. Ben bunun için gittim saç ektirmek için. Evet. Adam dedi ki Alper Bey saçmalamayın. Çünkü güzel dedi, kelime estirisi var. Saçmalamayın dedi, diye. Şuradan dedi alıp şuraya dedi ektirdim. yani olmaz. Çok uzun bir yol. Denemedin yani mi hiç yapmadı mı? Yok peruk yaptırdım. Epey uzun süre perukla gittim. Protest. Ciddi misin? Tabii tabii. Bunlar, evet, ya. Bunlar konuşuluyor mu ya? Evet ne? Aa ya! Ya, sen ya sen demin ne zamandır programa gelmiyorsun arkadaşlar? Çok oldu. Bunlar konuşuluyor mu diyor. Abi demin ilk bilmiyorum sordunuz ya ünlü olduğunu ilk nerede anladın evet diye. Ben çok uzun süre anlayamadım. Çünkü ilk işim kınalı kardı. Perukluydum. Normal hayatta çıkarıyordum. Kimse tanımıyordu. yani. Kınalı kar. Söyleyecek bugün bir şarkı söyleyecek. Hadi be söyle be. Hadi efendim. Hadi ya. Söyleyeceğim söz ver. Getir hadi. Hayır hadi bakayım. Kendini yaptın. Siz onları getirin. Telefonda beste kaldı ya. Beste. Ha çalacağım bir de. Alo duyuyor musun? Beste ne yaptın ya? Evet, başka sorun var mı hayatım? Benim çok kısa bir sorum daha olacak. Ama evet yani sor. Cevabını aldım aslında. Abi. Sor. Programa çıkmadan önce konuklarımız kendi aralarında konuşuyorlar mı Beyaz Şov hakkında? evet Beyaz Şov'un dedikodusunu yapıyorlar mı diye soruyorsun. Evet. Kendi aranızda programa çıkmadan önce dördünüz ya da ikiniz, üçünüz. Ne programla konuşacağız, ilgili ne konuşacağız falan diye daha çok bu panik oluyor. Evet, ha, panik evet oluyor. Gerçekten panik mi oluyor? Ya oluyor biraz be abi çünkü hani gerçekten. Abi kaçıncıyı çıkıyorsunuz daha ne panik oluyor yani? Ya işte hani şey ne bileyim canlı yayındır ne bileyim özel izlenen bir yer. Hani bir laf edersin reklama girer, evet, gaf, evet, pot, küfür sıkıntı çok. Evet. onun paniği yani oluyor. Bu arada bir arkadaşımız çok güzel bir yüzük yapmış. Kim yapmış bunu bana? Bu yüzüğü. Sen mi yaptın? Çekelim o arkadaşı.
Ne yapıyorsun Fahrettin? Uyu istersen abi. Rahat rahat çekelim o arkadaşı orada. Evet. Çok teşekkür ederim. Harikasın. Çok teşekkürler. Valla çok güzel. Valla çok güzel. Benim elleri de çek. Valla bir kilo falan gümüş gitmiştir herhalde buna. Çok teşekkür ederim. Evet. Gördüğünüz gibi buraya kadar girebildi yüzük arkadan açtı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Mikrofon geldi mi babacığım? Geldi abi, her şey geldi. Sey, aa bak. Ses. Sey. Gitarın çalıyor. Gitarın çalıyor. Da çalıyor galiba, bakayım. Ya vallahi özlemişim ya. Aa, burada şey varmış. Aynen. Ya. Onu ben kullanmıyorum ya. Anlamıyorum niye kullanıyorlar. Cahilliğime bak. Cüzdanın en köşesinden çıkarıyor Fena. Evet, hep çıkarım. Susamların arasından böyle, evet. Ama o cüzdanın arasında susam kalmıştır abi yani. Detaylar. Önce bir prova yapsaydım keşke. Keşke. Deja vu. Ey kız 17'li kız, saçların yıldız yıldız. Gel otur çakıllara, seninle konuşacağız. Eğer babam vermese dağlara kaçacağız. Efulim, ay. Gel uçurur alleri, farozdan farozdan. Kaçamayan kızları kuruturlar çirozda. Ay sevdali uşak olsam, belune kuşak olsam. Okşarken yanağını gülden yumuşak olsam. Efulim, ay, la 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 la. Atmaca doğan olsam, kapuleru ne konsam. Gece uyurken yavrum, yatağına uzansam. Gece geldim duydun mi, manitam uyudun mi. Af kurdum eşek gibi, sesimi tanıdın mı? Efulim, ay. Yel uçurur dalları, oy farozdan farozdan. Kaçamayan kızları kuruturlar cirozda. Ay sevdali uşak olsam, belune kuşak olsam. Okşarken yana gülden yumuşak olsam. Efulim, ay, la 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 la. Efulim, ay, la 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 la. Sağ olun. Teşekkür ederim. Terledim, kurban oldu. Ameliyat yapmış gibi oldum. Sarpa şarkıya başlayınca bir şey olmuyor mu? Bir şey, adam değişiyor, bir şey oluyor. Başka türlü söyleyemiyorum ama abi ya. Ama garip bir şey oluyor. Evet evet. Vay, bir şey oluyor. Sarp ne haber diyorsun? İyi diyor, şarkı söylüyorsun. Atma canın mekana. Yüreğim yanıyor be. Bir şey oluyor sana yani. Taklit ederek söylediğim için başka türlü söyleyemiyorum. Harika söylüyorsun. Evet. Ve her gelişine bunu yaptıracağım. Evet abi ya. Şu anda eleştiri, neden de tekrar söyledi diyen varsa her gelişine yaptıracağım. Harika. Evet, evet, yapmayınca da ayıp oluyor artık çünkü gerçekten isteyen büyük var. Büyük enerjim var. Çok sevilmiyorum bu adam. Çok seviliyor bu adam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Aslan kardeş. Telefonda Beste Yıldırmış hala bekliyor. Yıldırmış olabiliriz kendisini gerçekten.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,